jöle yapıştırıcı, dünya modelinin içinde bir hamburger, çikolatadan takvim ve rapçi Zeynep Hoca. Bugün Trüm Trüm Okulu'nda çok ilginç şeyler oluyor. Yeni bir öğrencimiz var. Ona bakınca Serkan'ın öğretmenlerin gözdesi olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Hatta Zeynep Hoca için okula bir hediye bile getirmiş. Topuz çubukları. Ahşap çubukları akrilikle boyayalım. Bir ucunu boyamadan bırakalım. Mini kruvasanları yenilebilir yapıştırıcıyla kaplayalım. Şekerleme ile süsleyelim. Çubuğun boyamadığımız ucunu da yenilebilir yapıştırıcıyla kaplayalım. Kruvasanı çubuğa geçirelim. Zeynep Hoca her zamanki gibi hediye aldığına çok sevindi. Hatta bu saç çubuklarının yanında bir de atıştırmalık olması daha iyi oldu. Hiç kimse bu kruvasanlara hayır diyemez. Harika! Sınıfımızda bu kadar çalışkan öğrenciler görmek çok güzel. Yeni öğrenci sıra arkadaşı konusunda çok şanslı. Rapçi Alper ile tanışın. Sınıfın en havalısı. Serkan'a sınıf kurallarını açıklayacak. Okulumuzun en iyi özelliğidir şakalamak büyükleri. Sınıfa gizlice yemek sokan olur bir anda en şöhretli. Rapçi Alper rap müziği gerçekten çok seviyor. Sınıfta tam bir efsane. Hatta kendi fan kulübü bile var. Zeynep Hoca rap konserini durduruyor. Rapçi Alper'in onu en çok seven fanlarından biri ona veda etmek için elini öptü ve lezzetli yüzüklerinden birini yedi. Boş bir yüzük halkasına küçük bir şeker ekleyelim. Yenilebilir yapıştırıcı kullanalım. Birkaç farklı şekerden yüzükler yapalım. Vay canına! Rapçi Alper bile aksesuarlarının bu kadar lezzetli olduğunu bilmiyordu. Bir rap yıldızının hayatı gerçekten çok tatlı. Zeynep Hoca da kendi rap şarkılarını yazmaya çalışıyor ama bunu öğrencilerden gizliyor. Rapçi Alper'in sınıfa gizlice yiyecek sokmak için bir sürü ipucu var. Yapıştırıcısına bir bakın. Ama bu sadece bir pirit değil, aynı zamanda da çok lezzetli. Eski bir piriti temizleyelim. Vanilya tozu ile jelatini karıştıralım. İçine sıcak su ekleyelim. Jelatin çözülene kadar karıştıralım. Piritin içine frambuazlar koyalım. Soğuyan jelatin karışımını ekleyelim. Jöleyi sertleştirmek için piriti buzdolabında bekletelim. Rapçi Alper sıra arkadaşına biraz yenilebilir yapıştırıcı ikram ediyor. Ama Serkan bunu kabul etmiyor. Sen bilirsin dostum, içinde frambuaz da vardı. Ayrıca Zeynep Hoca da anlamayacak. Serkan bu okulun nasıl olduğunu daha iyi anlamaya başladı. Birkaç ders sonra o da gerçek bir süperstara dönüşecek. Zeynep Hoca onları cezalandırmayı bile planlamıyordu. Çocuklar ünlü olmak ve Instagram peşinde koşarken onun da kendi planları vardı. Operasyon Dünya Hamburgeri. Bir dünya modelini yerinden çıkartalım. Ekvator boyunca keselim. Bir şerit kurdele ile iki yarıyı birleştirelim. Silikon kullanalım. Kalın bir mukavvayı silikon ile dünyanın alt kısmına yapıştıralım. Kağıt hediye dolgusundan yuva yapalım. Biraz marul yaprağı koyalım. Üzerine de köfte koyalım. Küreyi kapatalım. Yerine geri koyalım. Zeynep Hoca Pasifik Okyanusu'na daldı ve dünyanın merkezine doğru ilerledi. Maceracı kaşifimiz sonra da Atlantis'i keşfetti. İşte orada süper bir hamburger. Öğretmen hızlıca hamburgeri yedi ve dünyayı tekrar yerine koydu. Dünya yine eskisi gibi oldu. Rapçi Alper'in yanında kaçak bir şeyler var. Sınıf malzemelerini koymak için bir kutu getirmiş. Ne var bunda? Yeni bir okul malzeme kutusu çok yararlı olacaktır. Çünkü Serkan'ın da çok fazla kalemi var. Tam bir ineksin Serkan. Bu kutu kalemler için değil, bonibonlar için. Küçük bir bardağı cam kavanozun içine yapıştıralım. Aradaki boşluğu bonibon ile dolduralım. Yumuşak kilden bir bulut yapalım. Buna eklemek istediğimiz yerleri seçerek kavanoza koyalım. Bulutu beyaz akrilikle boyayalım. Kavanoza ekleyelim.
Esnek renkli kalemleri gökkuşağı oluşturacak şekilde içine koyalım. Çocuklar yemeye başladılar bile. Tepkilerine bakacak olursak şekerler sonsuza dek dayanmayacak. Zeynep Hoca bu yaramazlığı gördü. Hey, sınıfa şeker getirmek yasak. Hadi ama Zeynep Hocam, bunlar sadece renkli kalemler. Ağzında ne var? Tabii ki diş telleri. Çalışkan Serkan bir kalem tıraş istiyor. Dostum, bu çocuk gerçekten çok çalışkan biri. Meyan kökü şekerlerimin üzerinde kalemini açmana izin veremem. Bir kalem tıraşı alkol ile dezenfekte edelim. Meyan kökü şekerlerini kalem gibi açalım. Ve kalem tıraşın içine bırakalım. Rapçi Alper kalem tıraşın içindeki sırrı açıkladı. Meyan kökü gibi kokuyor. Bu kalem tıraşın içinde gerçekten şeker olduğunu kim tahmin edebilirdi ki? Serkan çok çalışkan olabilir ama onun da çantasında bazı sırları var. Mesela kağıt yerine peynirden oluşan bu defter. Spiralli bir defterin kapağını emojiler ile kaplayalım. Telleri açalım. Sayfaları çıkartalım. Delgeç ile birkaç parça peyniri delelim. Ve sayfalar yerine bunları spirallere yerleştirelim. Kapağı ekleyelim. Spirali kapatalım. İlk bakışta normal bir deftere benziyor ama içinde çok lezzetli atıştırmalıklar var. Aferin Serkan! Yavaş yavaş o da takıma katılıyor ve okulun geleneklerini anlıyor. Sınıfta peynir paylaşmak, arkadaş edinmek için harika bir yol. Eski normal cetveller inekler ve çalışkanlar içindir. Eğer popüler olmak istiyorsanız o zaman bu benzersiz kıtır cetvelleri kullanmalısınız. Bu kafeteryamızın son trendi. Uzun bir cipsin üzerine gıda kalemiyle cetvel işaretleri koyalım. Numaraları yazalım. Birkaç cips cetvel daha yapalım. Geniş kokteyl pipetlerini keselim. Üst kısmını penseyle sıkalım ve ateşin üzerine tutarak kapatalım. İçine ketçap dökelim. Diğer kısmını da bir mumun üzerine tutalım. Pipeti normal bir cetvel ile işaretlendirelim. Temiz bir kalem kutusunu dekoratif bantla kaplayalım. Cipsleri ve ketçapları içine koyalım. Serkan ince cetvelini çıkarttı ve düz bir çizgi çizmeye çalıştı. Rapçi sezgilerin nerede dostum? Bu kıtır cetveller kullanmak için değil, yemek için. Geometri ve pastırma aromasının tadını çıkartın. Ayrıca sadece bu kadar da değil, cetvellerinizin üzerine ketçap da sıkabilirsiniz. İşte oldu. Serkan artık çok daha havalı görünüyorsun. Zeynep Hoca aylık ders planı yapıyor. Önemli tarihleri hatırlamak için kullandığı çikolata takviminden birkaç parça alıyor. Kalın bir mukavvayı ikiye katlayalım. Üçgen şekli yapmak için yapışkan kısımları açalım. Köşeleri birleştirelim. Aylık takvim yapmak için yazıların çıktısını alalım ve dekoratif kağıda yapıştıralım. Üzerine ayları yazalım. Çilekli çikolataları yenilebilir yapıştırıcıyla yapıştıralım. Bunları hafta hafta ekleyelim. Bir yumurtanın beyazı ile pudra şekerini karıştırıp yoğurt kalınlığında bir karışım yapalım. İçine limon sıkalım. Karıştıralım. Ve biraz da gıda boyası ekleyelim. Krema torbasını alalım. Şekerlerin üzerine tarihleri yazalım. Mukavvanın üzerine delik açmak için yuvarlak delgeç kullanalım. Takvim sayfalarına da delikler açalım.
Takvimi birleştirelim. Sayfaları bir boruyla birleştirelim. Boruyu takvimin arkasında burgu yapalım. Bu tatlı takvim artık Zeynep Hoca'nın tüm önemli etkinlikleri hatırlamasını sağlayacak. Çikolata hafızayı canlandırmak için de çok yararlı. Serkan'ın bir inekten rapçi Büyük Serkan'a dönüşümü neredeyse tamamlanmak üzere. Rapçi Alper son kozunu oynuyor. Artık birlikte bir şarkı üzerinde çalışıyorlar. Yapayalnız. Enerjimi tüketen tüm insanlardan çok sıkıldım. Kimse anlamıyor beni. Her gün çok çok çalıştım. Serkan artık dövme yaptırmalı. Şimdi su çiçeği olmuş gibi görünüyor. Ama ünlü olmak için tüm bunları yapmak gerekiyor. Mürekkep kutusunun içinde ne var merak ediyorum. Dikkatli ol dostum. İçinde tatlı kekler var. Mürekkep kutusunun içindeki mürekkebi çıkartalım. Kutuyu temizleyelim ve alkol ile silerek dezenfekte edelim. Bir ıslak keki ikiye keselim. Geniş kısmı iki katmana ayıralım. Kutunun kenarlarını parşömen kağıdı ile geçelim. İçine kek koyalım. Üstüne biraz reçel sıkalım. En sert rapçiler bile kek yemeyi seviyor. Bir sonraki hit şarkımız tatlılarla ilgili olacak. Böylesi daha iyi. Serkan artık rapçi oldu. Defterinde de bir sürü yeni şarkı sözleri ve lezzetli şekerler var. Aferin sana! Okul kurallarını hatırlıyorsun. Bir not defterinin kapağını renkli kağıt ile kaplayalım. Çift taraflı bant kullanalım. Üst kısmına silikon ile temiz bir dosya koyalım. Makas ile şekerlemelerden keselim. Kalpler keselim. Farklı şekiller yapalım. Uzun meyan kökü şekerlerini yenilebilir yapıştırıcıyla kaplayalım. Spiral şeklinde dolayalım. Şeker katmanlarını dosyanın içine alalım. Birkaç marshmallow ve farklı renkte şekerler ekleyelim. Bu şekerli defterler dersleri daha tatlı hale getirdi. Hadi ama Büyük Serkan, Zeynep Hoca ile ilgili bir rap şarkı duyalım. Zeynep Hoca, Zeynep Hoca tam bir efsane. Öğretmenlik becerileri herkesten şahane. Ama Zeynep Hoca şeker kokusunu alıyor ve yaratıcı dersi durduruyor. Ne oldu? Yine mi şeker getirdiniz? Rahatlayın Zeynep Hocam. Rapçi Alper ve Büyük Serkan'ın rap şarkısını dinleyin. Tırım tırım sınıfı çok eğlenceli. Derse yiyecek getiriyor. Onları hızla yiyoruz. Şekerler dosyalarda, peynirler defterde saklanıyor. Büyük Serkan ve Rapçi Alper sınıfı şakalarla eğlendiriyor. Zeynep Hoca da ayak uyduruyor. Eskiden rap müziği çok severdi. Haydi bakalım. En güzel dersler Trum Trum okulundadır. Harvard'dakilerden zeki 20 kat daha havalıdır. Okulda kullanabileceğiniz pratik bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse sınıfa hangi yiyecekleri getirirdiniz ve nasıl süperstar bir rapçi olurdunuz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Trum Trum'daki yeni pratik bilgileri kaçırmazsınız.